Merhaba, ben Ufuk Alparslan. Londra merkezli düşünce kuruluşu Ember için çalışıyorum. Ember'deki sorumluluk alanım Türkiye, Ukrayna ve Batı Balkanlar bölgesi. Son bir yılda enerji sektörünün dünyanın ana gündem maddesi olduğu bir dönem yaşadık. Bunun nedeni enerji krizi. Çoğu insan enerji krizi denilince Rusya-Ukrayna savaşını bahane gösterse de aslında enerji krizi daha önceden başlamıştı. Geçen yıl bu dönemlerde, Ekim ayında buradaki bir önceki Solar Vizyon'da da benzer şeyleri konuşuyorduk aslında. Rusya fosil gaz rezervlerini Avrupa'ya karşı bir silah olarak kullanarak enerji fiyatlarını arttırmıştı. O dönemler soğuk savaş şeklinde geçen kriz, Şubat ayına geldiğimizde gerçek bir savaşa dönüştü ve fosil yakıt fiyatlarını iyice arttırdı. Ve tabii bazı krizler fırsatlar yaratır. Bu krizde öyle oldu. Enerji dönüşümünü hızlandıracak planlar açıklandı. Örneğin Avrupa Birliği Repower EU denilen Rusya'ya bağımlılığını düşürecek, yalnızca gazda değil kömür ve petrolde de bağımlılığını düşürecek bir plan yayınladı. Bu plana göre daha önce %32 oranında hedeflediği 2030 yılı yenilenebilir enerjinin nihai enerji tüketimindeki hedefini %45 seviyesine çıkarttı. Bu nihai enerji tüketimindeki hedefi. Elektrik üretimindeki hedefini ise yenilenebilir enerjideki payı olarak yaklaşık %69'a çıkarttı 2030 hedefini. Tabii bu inanılmaz oranlarda yeni rüzgar ve güneş santrali eklenmesi anlamına geliyor. Bir yandan Rusya'ya bağımlılığını azaltmaya çalışırken Avrupa Birliği, biliyorsunuz ki güneş panelinde de Çin önemli bir tedarik sahibi, hatta %80-90'a kadar domine ediyor marketi. Avrupa Birliği Rusya'ya olan bağımlılığını azaltmaya çalışırken Çin'e olan bağımlılığını artırmamak için farklı pazarlara da yönelebilecektir. Burada da Türkiye'ye bazı fırsatlar çıkabilir. Avrupa Birliği'ne çok yakın bir pazarız ve bir miktar da olsa yerli panel know-how'u oluşmaya başladı. Bunun dışında Inflation Reduction Act denilen Amerika Birleşik Devletleri'nin de benzer bir iklim paketi oldu. Biraz daha orada da daha korumacı bir ekonomik hedef güden bir plandı bu. Çok ciddi enerji dönüşümüne teşvikler yayınlandı. Isı pompası olsun, elektrikli araçlar olsun ama buna bazı şartları var. Amerika Birleşik Devletleri ve müttefik ülkelerde gerçekleştirilmesi gerekiyor bu üretimlerin ya da madenciliklerin. Türkiye açısından bakacak olduğumuzda hala bir makro seviyede bir enerji dönüşümü planımız yok. Yeni enerji planı yayınlanmasını bekliyoruz. COP27'den önce yayınlanacağından bahsediliyordu. Bunun net sıfır 2053 net sıfır hedefiyle de uyumlu olacağı söyleniyor. Biz öncesinde bir çalışma yaptık. Hedefimiz ne olmalı diye düşünerek. Eğer ki 2030 yılında Türkiye 30 gigawatt rüzgar, 40 gigawatt güneş kapasitesine ulaşırsa bu Türkiye'nin yalnızca dekarbonizasyonu ya da net sıfır hedefine yaklaşmasını değil, enerji dışa bağımlılığını da çok düşürecek. Örneğin 2021 yılında elektrik üretimindeki dışa bağımlılığımız %50 iken, eğer ki 40 gigawatt güneş, 30 gigawatt rüzgar santrali kapasitesine ulaşırsak %25'e düşecek. Yani 8 yıl içerisinde elektrik üretiminde dışa bağımlılığımızı yarıya indirebiliriz. Böyle bir hedef çıkmasını umut ederek bekliyoruz. Teşekkürler.